sağlık valla. Çok eğlenmişiz, çok duygulanmışız, çok gerçek oynamışız valla. Yani hissetmişiz yani filmi. Benim önceki duygularım bunlar. Restoranda aşçı ol. Kim seni aşçı yapar be? Merhaba. Hepimiz ne diyeceğini bilmiyor heyecandan. Valla duygularımızı tarif etmek mümkün değil. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz bu filmde yer aldığımız için hepimiz. Sizler de izleyin filmi, beraber konuşalım. Evet, özel bir sebebi var, hikaye var farklı. yani şöyle, yani Zeliha evlenme merasiminde kaldıktan sonra izlediğiniz için hani bir hayali var ve ona ulaşmak istiyor ve evlenmek onun için artık şu an ilk etaptaki ilk amacı değil. O yüzden o hikayenin başka türlüsüne devam ettiğimiz için eski hikayeden bir kan kim kaldı. Ama ben de filmi çok beğendim. İlk defa izledim. Çok keyifle izledim. Şimdi de hemen buraya gelene kadar biraz yorum da dinledik. Herkes çok sevmiş, çok mutlu oldum. Gerçekten izleyin, bayılacaksınız. Bana hep eline sağlık diyorlar. Kale amirine hepimiz eline sağlık. Gerçekten hep beraber yaptık bu filmi. Yemin ediyorum. Hatta izleyince anlayacaksınız yani. Çok güzel bir filmdi. Gerçekten... böyle insani duygularımıza dokundu. Hem çok komikti, çok sahnede güldük, kahkaha attık. Çok doğal bir film oldu. Bize anlatıyordu evdeki halimiz yani aslında. Öyleydi yani. En etkileyen sahne hangisiydi, var mı biliyor musun? Son sahne bence, söylemeyelim. Evet, söylemeyelim. İzleyenlere şey bozulmasın. Son sahne çok güzeldi. Beklemediğimiz bir şeydi ama gerçekten... Sürprizli son sahne o zaman. Evet, sürprizli. Çok samimiydi gerçekten. Yani birincisini de izlemiştik. Yani ikincisinde grupta... Birincisi mi daha iyiydi, bu mu daha iyiydi? Sizce hangisi bir ayrım yaparsak? Yani ben bunda daha da hani olgunlaştığını görüyorum yani projenin o şekilde. Sen neler söylemek istersin canım? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Nefis olur. Aslında biraz da çocukların tavsiyelerine uyumuş anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. Çok, çok akıllı, çok yetenekli. Hesabını ve kurgusunu çok güzel yapmış. Hızlıca aktı ve çok iyiydi yani, çok güldürdü. Lütfen. Sen niye böyle konuşuyorsun ya? Fransızca. Ha, Fransız mısın? Hayır, Rayseli'yim. Şu anda sinemayı endüstrileştirme haline getiriyoruz. Burası bizim bir rekabetten çok işbirliği. Evet. Yani şu anda 60-70 milyon civarında toplam bilet satışı var. Onu nasıl 100 yaparız? Oraya kim ekliyorsa hepimiz için çok güzel bir şey yapıyor demektir. Toplumumuzun mahalle kültürü, birbirini seven insanlar, evet, saygılı insanlar falan, böyle hasretini çektiğimiz mesajları olan bir filmdi. Çok güzel oynamış, çok samimi söylüyorum. Çok iyi bir ekip kurmuş. Belli ki bir şey. Röportaj bir değişiklik var gibi sizde ama. Ne gibi? Fiziğinizle alakalı. Kilo mu ya? Biraz kilo aldım diyelim. Çok teşekkürler. Söz veriyorum. Söz var, veriyorum, paylaşacağım. Var. Bilmiyorum kısmet. Allah cinsiyeti belli olsun. Evet, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından Deliha'nın üzerine bir yorumlarımız olacak. Evet, Deliha vizyona giriyor ve bir açılış yaptılar. Daha doğrusu film tanıtımında birçok ünlü vardı. Hepsinde röportajları vardı. Ben burada Gülsü Özay'ı çok tebrik ediyorum. Hani evet, kilo almaya kimse cesaret edemez. Yani ben edemem şahsen. Çünkü geri veremem. Diyetisyen eşliğinde o kadar kilo alınıp nasıl verilecek bilmiyorum. Ki bir kadının en hassas noktası kilosu. Evet, ama işi de ön planda evet, geldiği evet, için onu tercih ediyor. Ve yani erkek arkadaşı da işidir saygı duydum diyebiliyor evet, Barış Arduç'a. Evet. Ne vallahi kadar bilmiyorum, güzel. Ben cesaret edemezdim, aldığım kiloyu da veremezdim. Şey, acaba sakıncası var mı bu kadar çok kısa zamanda al ver al ver kiloyu? Yani, hani Deliha 3 daha gelirse gene... Çok güzel ekmekler yedim diyor, geceleri uykumdan kalkıp diyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hakikaten bir Deliha, bir Görümce arasında inanılmaz fark var. Biliyorsunuz Görümce filminde de evet, çok havalı, şıkır evet, şıkır bir bayanı oynamıştı. Seksi, kendine bakan ama aslında iç dünyasında özgüveni olmayan evet, bir kadını evet, oynamıştı. Evet. Bu arada hazır psikolog varken sormak istiyorum. Ben izlediğim bir program var kilo alma ile ilgili. Hep orada böyle duygusal çöküntüde olanların yeme problemi evet, olduğu evet, ya da evet, işte böyle bir takım başına kötü şeyler gelmiş insanların yeme bozukluğu olduğu söylüyor. Psikolojide böyle bir şey var mı? Tabii. Yani
Yani zihinsel olarak aslında verdiğimiz tepkiler aynı, benzer. Fakat onun altta yatan sebepleri farklı oluyor. Mesela küçük yaşta çok fazla tacize uğrayan kadınların %50'si ya da %60'ı baktığınızda kendini daha fazla yemeğe veriyor. Orada bilinçaltındaki duygu daha fazla kilo alayım ve hiçbir erkek tarafından beğenilmeyeyim. Beni beğenmesinler. Yani vücudunun şeklini tamamen değiştirme ve o kadınsı özelliği geri çekme. Yani erkekler tarafından fark edilmeme. O programı izlerken en çok dikkatimi bu çekti de hazır seni bulmuşken. Duygusal boşlukta olanlar. Hep tacize ya da işte uğramış, böyle istismara uğramış insanlar 300 kiloları falan görüyorlar. Aslında ben sen de mi seyrediyorsun onu? Ben müdahil miyim onu? Bildiğiniz bir de yemek yerken acı çekiyorum bunu izlerken ben. Yalnız şöyle bir gerçek var. Yani bu da kabul edilmesi gereken bir gerçek. Aslında sağlık için obezite biliyorsun dünyada çok yaygın. Obez hastaları çoğunlukta. Ama sağlık açısından yani hani dış görünüş hiç önemli değil. Sağlıklı olmak. Kalbin güzelliği. Ama çok işte önemli. Aşırı kilo da biliyorsunuz bütün hastalıkların tetikçisi oluyor. Tetikçisi yani, onun için işte. Zayıf yani, olmak o yüzden iyi bir şey. Tabii ki sağlık adına yani fiziksel olarak ya da sevgilim, eşim beni beğeniyor beğenmiyor değil de sağlık adına o kiloyu vermek. Ki 12 yaşına düşmüş yani obezite şu anda çok ciddi bir rakam. Evet. Şu an hani ergenlerimize baktığınızda inanılmaz hepsi kilolu. Yani evet tamamen sağlıksız beslendikleri için şu an kötü herkes bir gidişat. Herkes mutsuz acaba?